أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا الله يا معين مونة طلاب 22 درس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabb işrəpleye, caddri ve yasırleye, amri ve ipleğüdete, melisani yefkhe wawulih. Ve alıntıda bu alıntıda bu alıntıda bu alıntıda ikinci olarak iki kısma ayrılır. iki kısma alıntıda bu alıntıda bu alıntıda bu hamliye, bu alıntıda bu alıntıda bu alıntıda bu alıntıda bunu daha önce öğrendik. Kadiyye şart diye de ya munfas ya muttasiledir ya munfasiledir diye e, bunlar şey yaptık, öğrendik. Şimdi ikinci olarak tekrar kadiyeler başka bir itibarla yine iki kısma ayrılıyor. İmam mucebetun ya müsbettir, mucebedir. Yani olumludur. E, olumlu bir şeyi ifade ediyor. İmkanel hükmü fiha bil iqa'i eğer kadiyedeki hüküm iqa ile olsa. İqa vaka etmek. Yani bir şeyin olduğunu söylemek. Yani o hükmü olumlu olarak ispat etmek demektir. Ke zeydun katibun. Zeyd katiptir. Bak burada zeydin katip olduğunu ispat ediyoruz. Bu olumlu bir şeydir. İşte bu mucebedir. Ve imma salibetun ya da salibedir. Yani olumsuzdur, menfidir. İn kanel hükmü fiha eğer kadiyedeki hüküm bir e, bil intizai, çekmek ile olursa yani o hükmü çekip atıyorsan yani olumsuz olduğunu ifade ediyorsan ke kavlina şu sözümüz gibi zeydun leyse bi katibin zeyd katip değildir buradan katipliği zeyden çekiyoruz nez ediyoruz işte hüküm intiza iledir burada bu da olumsuzdur ve e, buna salibe diyoruz demek ki kadiyelerimiz ya mucebe olur ya da salibe olur. Yani o hükmün vaka olup olmaması açısından kadiyeler iki kısma ayrılır. Zümme bunu söyledikten sonra innel mucebete mucebe olan kadiyemiz imma muhassaletun ev ma'duletun o da iki kısma ayrılır. Mucebe olan kadiyenin iki kısmı vardır. Ya muhassaledir ya ma'duledir. Muhassale hasil edilen ma'dule demek ki ödül edilen, bir nevi çevrilen artık. Onu zaten göreceğiz. Bunlar tabii şeydir, istilahi isimlerdir. E, mantık olaması bu şekilde yani bunları birbirinden ayırt etmek e, için onlara uygun bir isim görmüşler ve isimlendirmişler. Neden muhassala ve ma'dule diye ikiye ayrılıyor kadiyemiz, mucebe olan kadiyemiz? lأن القضيه çünkü mucebe olan kadiye musbet olan kadiye la taklu hali olmaz. İmma en la yakuna fiha harfü's ya içinde selb harfi nefi edatı içinde bulunmayacak ve hiye ki kibuna muhassala diyoruz. Ve tüsamma vücudiyeten ayden buna vücudi de diyoruz çünkü varlıktan bahsediyor. Bir şeyin varlığını ifade ediyor. Mislu Zeydun katibun mesela diyoruz. Bu muhassaladır burada nefi edatı selb harfi yoktur içinde ma lem falan değilse gibi bir şey yok. Ev tekunu fiha harfu selbi ya da içinde harfi selb harfi olacak ki ama nasıl? Elleti tekunu cüz'en min el kadiyet. Yani artık o selb harfi kadiyenin bir cüz'ü haline olmuş, kaynaşmış onunla böyle. Yani e, neredeyse onu fark edemiyoruz. Selb harfi olduğu yani böyle vurgu bir şekilde selb yoktur içinde. Yani bir kelime haline gelmiştir. O diğer kelime ile birlikte o, o, kadar kaynaşmış ki artık kadiyenin bir cüz'ü haline gelmiştir. Ve hiyel ma'dulet. Buna da ma'dule diyoruz. Ve inne masumiyet ma'duleten. Neden buna ma'dule diyoruz? Li harfe selbi. Çünkü selb harfi adale bihi an asli madlulihi. Me evet. E, çünkü selb harfi yani bu buradaki selb harfi e, evet ile Burada bina mechul olacak. Çünkü selb harfi udile bihi an asli madlulihi. Yani bu harf selfi diye selb harfi e, ne olmuştur? E, asıl medlulundan döndürülmüştür. Döndürülmüştür. Çünkü onun medluli ki ve huve selbu medluli selptir. E, o selp medlulünden döndürülmüştür. E, artık bir nevi müsbetlik e, halini almıştır. Onun için mesela buna ma'dule diyoruz. Ve ile hükmuhu ve onun hükmü kılınmıştır. hükme ma ba'dahu yani ma ba'dının hükmü halini. O selp harfinin hükmü ma ba'dının hükmü kılınmıştır. Bundan dolayı buna ma'dule diyoruz e, artık bu da fe in kana harfu selbi cüz'en minel mevdu'i eğer bu selb harfi mevdu'tan bir parça haline gelmişse tusemma ma'duletel mevdu'i buna ma'duletul mevdu' diyoruz. Yani kadiyemiz ma'duletul mevdu'tür. <laughs> yani mevdu'i ma'dul olmuştur. Mislu kavlina ella hayyu cemadun ella hayyu cemadun bak burada la hay la hay normalde la nefi harfidir Selp harfidir ama böyle e, kelimeyle o kadar kaynaşmış ki sanki ellahi bir şey olmuş artık bir şeyin ismi haline gelmiştir. Yani orada nefi harfi, selb harfi asıl e, şeyini pozisyonunu gerçekleştirmemiştir. Yani orada mesela nefyi gerçekleştirmemiş. Yani şeyi o nefyi şeye koymuyor. Mesela e, kadiyenin kendisine koymuyor. Sadece e, bir e, kendinden sonraki kelimeyle bitişmiş, kaynaşmış ve ondan sonraki kelimenin hükmünü almıştır. Ella hay mesela hay ve la hay. Ella hay la olan cemaattir. Yani sağ olmayan, hayat sahibi olmayan cemaattir. Evet bu kadiyemiz mucebe değildir. Niye? Şey, bu kadiyemiz mucebedir. Neden mucebedir? Çünkü oradaki la yani nefi harfi e, kendi aslından döndürülmüş ve sonraki kelimenin hükmünü almıştır. Yani tek kelimenin e, e, tek kelime haline gelmiş ve bir şeye isim olarak ortaya çıkmıştır. Onun için biz ve bu kadiyeyi mucebemiz nedir? Muhassale değil tabi. Ma'duletül mevdu'tur. Çünkü Allah hayyü mevdu'tur, mübtedadır. Cemaatın onun haberidir, mehmulüdür. Ve in kana cüz'en min el mahmuli ama eğer mahmuldan bir parça olursa tusamma ma'dulatul mahmuli. Bu sefer ona mahmul denir çünkü mahmulda adil olmuştur, udul olmuştur. Mislu kavlina şu sözümüz gibi el hayyu la ali el hayyu la cemad. Evet, el hayyu la cemad. Yani biz demiyoruz el hayyu leysa bi ya da la cemadın demiyoruz. Yani böyle furgu değil. El hayyu hay hayat sahibi, diri olan la cemadun la cemaddır. Cemad olmayandır. Evet, hay cemad olmayandır. Çünkü cemad e, hay e, değildir. Yani içinde hayat yoktur. Bu şekilde buna da el hayyü mübteda la cemadun toplu olarak onun nesidir? La cemadun onun e, haberi olmuş ve mahmulu haline gelmiştir. İşte bu şekilde bu kadiyemiz de Ma, e, ma'duletul mahmul adı almıştır. Ve in kana cüz'en min huma ma'an hem mevdu'tan hem de mahmuldan birer cüz olursa bu e, nefi harfi, selb harfi tusemme ma'duletet tarafeyni. O zaman kadiyemiz ne olur? Ma'duletut tarafeyn olur. Ma'duletut <coughs> tarafeyn olur. Mesela kavlina şu sözümüz gibi. El la la alimun. La alimdir lahi diri olmayan alim olmayandır. Bak yani, diri olmayan alim olmayandır. Burada mesela yine mucebedir bu kadiyemiz. Ama bu kadiyemiz ma'dule tut evet. tarafeyn. Kadiyeyi mucebe ma'dule tut tarafeyndir. Her iki tarafı hem mevdu'u hem mehmulu ne olmuştur? Ma'dul olmuştur. Evet. Böylece <laughs> mucebe kadiyemizi onun kısımlarını bu şekilde öğrenmiş olduk. Ve salibetu salibe gelince ma yekunu fiha harfu selbi. içinde selb harfi olandır. Ve o selb harfi ve la yekunu cüz'en minhuma aslan kesinlikle ne mevdu'un ne de mehmulun birer cüz'ü değildir. Yani buradaki selb harfi sırf selb yapmak için gelmiştir. Nefyi gerçekleştirmek, o nefyi kadiyenin manasının tamamına koymak, o nisbete koymak için geldiğinden dolayı bu kadiyemiz salibedir. Mislu zeydun leyse bi katib. Evet burada zeyd katip değildir diyoruz. Zeyd katip değildir. Evet değil diyor böyle leysenin asıl hükmünü asıl manasını verdiğimiz için bu kadiye nedir? Bu kadiye salibedir. Zeydun mübteda <laughs> leyse ef'ali nakisedendir ve leysenin içinde ismi müstetirdir. Hüve zeyde racatir ve bir katibin e, be Katibin lefzen beyle ile mecrur olsa da manen mensub olup leysenin haberidir. Leyse bir katibin cümlesi mahallen merfu zeydun için haberdir ve mehmuldur. İşte bu şekilde kadiyeyi salibeyi de bu şekilde öğrenmiş olduk. Ve muraduhum indel itlaqi bil muhassalati ma la udule fiha aslan. Muraduhum mantıkçıların, mantık ulemasının muradı e, indel itlaqi mutlak olarak bil muhassalati tabi muhassala dediklerinde e, ma la udule fiha aslan. Yani içinde hiç udul olmayandır. Ne mevduunda ne mahmulunda, ne her iki tarafta. Ve hiye bu muhassala o zaman muhassalatut tarafeyni. Demek ki böyle muhassala kadiyetun muhassalatun dediklerinde demek ki içinde hiç udul olmayan bir kadiyeyi kastediyorlar. Her iki tarafı da muhassala olanı kastediyorlar. Ve bil ma'duleti ve ma'dul dedikleri zaman böyle mutlak bu kadiye ma'duledir dediklerinde ma fiha udulun. herhangi bir şekilde udul olan. Sava'ın kâne bir tarafeyha en bi Artık her iki tarafında olur veya hutta sadece birisinde mesela ya mevdu'te ya da e, mehmulde eğer e, şey varsa yani udul varsa o ma'duledir. İ'lem bil ki ennel mucebete mucebe olan kadiyemiz muhassaleten kanet ev ma'duleten ister muhassala olsun ister mağdula olsun taktadi vücudel mevdu'i mevdu'unun varlığına iktiza eder. Yani orada kullanılan mevdu gerçek anlamda var olması, vücutta olması lazımdır. Bir hilaf salibeti. Salibe öyle değildir salibedeki mevduun bil fiil mevcut olması şart değildir. Şart değildir ama şeyde ise e, bu e, mucebede mevduun vücutta olması gerekir. Onu iktiza eder. Ve kullu vahidun onlardan her birisi ey mucebeti ve salibet yani mucebe ve salibenin her birisi imma maksusatun ya maksusadır hususi mahsusa bir kadiyedir ve hiye allati kana al fiha şahsan muayyanan o öyle bir kadiyedir ki ve hiye o mahsusa olan kadiye allati öyle bir kadiyedir ki kana al fiha içindeki mevdu şahsan muayyanan muayyan bir şahıstır ve hiye bu da imam mucebetin ev salibetin. bu mahsusa olan da zaten e, ya mucebe ya da salibe olur e, kadiye-i mahsuse. Demek ki kadiye-i mahsuse mucebe var, kadiye-i mahsuse salibe olur, olur, var. Kemal zekerna Nasıl ki biz daha önce biraz önce zikrettik fi misalehima her iki misalinde min nahvi zeydun katibun ve zeydun leyse bi katibin. Evet burada benim e, şeyimin nuskamı aynı nuskamdan aynısını kullananlar. Burada ikinci misal bir de ve yezid yazmış. O fazladır zeyd زيد olacak. Zeydun katibun ve zeydun leyse bi katibin olacak. Evet burada zeydun katibun kadiyeyi maksusayı mucebedir. Zeyd'un leyse bi katibin kadiyye-i e, salibe-i mehsusedir. kadiyye salibedir. Evet. Kadiyye-i mucebe, i meksusay, mücebe, kadiyye-i salibe. Salibedir. Çünkü menfidir. Amma tesmiyet-uha niye buna mehsuse demişiz? Fel-i khususi ha. Çünkü onun mevdu hususi bir şeydir. Zeyd. Şahsi bir şeydir. Belli bir şeydir. Ve kad yuqalulaha şahsiyeten eydan ona şahsiyet de denir. Likavni mevdu-i ha şahsen muayyenen. Onun e, mevdui muayyen bir şahıs olduğu için. Ve eğer konu muayyen bir şahıs değilse, فالقضيت, قضيت, Ona وهي, o zaman konu muayyen bir şahıs muayyen bir şahıs değilse, o zaman konu o zaman konu sema bir Ve değilse, o mahsure ve musavvara adı kulliyetin Ve hiye ya musavvara-i kulliyedir. Yani kulliye-i Demek kulli ve musavvaredir. ve evet, diyecek ki ya da e, cüz'i O da gelecektir. Şimdi biz kulliye-i musavvara'ya bakıyoruz. Ve hiye kulliye-i musavvara elleti yekunul hukmu fiha öyle bir kadiyedir ki içindeki hüküm ala kullil efradi. Evet burada e, kulli efradın demiş. Kulli efradın caiz değildir. Orada eliflamlı olması lazım. Efradın eliflamı. Ya kulli ferdin olacak ya kullil efradi olacak. Ee, şimdi burada da e, el-efrad yani asıl e, şeyinde diğer nushalarda daha düzgün yazılmış kullil efradi. Siz de o şekilde düzeltirsiniz. Bir eliflam eklersiniz. Evet kullil efradi yani kadiye e, kulliye e, müsevvere hangisidir? İçindeki hüküm bütün fertlere ait olandır. Ve huve o da, o hüküm de imma bil-icâbi ya verilmiştir. Ev bi-selbi ya da selbiledir. Ve inkâne bil icabi eğer icapla ve hüküm verilmişse, fehiye mucebetun kulliyetun musavaretun. Bu kadiyemiz bir mucebe kadiyedir, kulliyedir. Çünkü e, kulli ifade eden, bütün fertleri içine alan bir şey var başında ve musavaretir. Sur var. Başında bir de sur vardır. Ve misal-ı ha, misali şu şekilde olmuştur ke qaulina kullu insanin katibun. evet kullu insanin hmm. katibun bütün insanlar katiptir yani bilkuve evet burada bu kadiyemiz nedir mucebedir çünkü içinde bir nefi yoktur kulliyedir çünkü kulli başlamış ve musavveredir çünkü başında bir sur var ki o da kulludur ve suruha nahu kullin bu kıdiye külliye-i musavverenin suru nedir? Kullu gibi lafızlardır. Bu bir nevi ona sur oluyor. Evet. Bir sur, bir sınır oluyor. Evet bu onun suru, kullu ve kullu'ya benzer olan lafızlardır. Vel elifu ve lamu'l istigrakiyetu zahiriyeten istigraki ifade eden elif lam veya ahdiyet ya da ahdi ifade eden elif lam. Yani bazen elif lam istigraki olur, bütün fertleri içine alır. Tek tek Veyahut da yani bilinen olduğu için o ahdi eliflam. Bu da nedir? Bunlar şeydir. Yani e, surdur. Kadiyeyi kulliyeyi musevvere için bunlar sur oluyorlar. Ve in kana bis selbi fehiyye salibetun kulliyetun musevveretun. Ama eğer içindeki hüküm selbi ile oluyorsa, selbi ile hüküm verilmişse o zaman kadiyemiz salibeyi kulliyeyi musevveredur. Ke kavlina şu sözümüz gibi. La şey'e minel insani bi katibin. Evet. insandan hiçbir şey katip değildir. Demek gibi. La şey'e minel insani bi katibin. Ve bu salibe-i kulliye. Salibe-i kulliyenin suru la şey'edir ve la vahidedir. Evet. La şey'e ve la vahid. Yani hatta şöyle de diyebiliriz. La vahide minel insani bikatibin. Ya yani la şey'e minel insani bikatibin diyebiliriz. Ve imma cüz'iyeti Evet biz daha önce demiştik zaten. Kadiyemiz yani mahsure ve musavara olan ya kulliye de, kulliyeye musavaradır ya da cüz'iyeyi musavaradır. Ve cüz'iyeyi musavara hangisidir? Elleti yekunul hukmu fiha öyle bir kadiyedir ki içindeki hüküm ala ba'dil efradi fertlerin bir kısmınadır. Yani bütün fertleri içine almıyor. Ve huve eydan o da imma bil icabi u bis Oradaki hüküm de ya icab ile verilir ya selb ile verilir. Yani ya olumludur ya olumsuzdur. Ve inkana bil icabi eğer icab hüküm verilirse fehiye mucebetun cüz'iyetun musevvarat. Kadiyemiz mucebe cüz'iye musevvaradır. Ke kavlina şu sözümüz gibi. Ba'dul insani katibun. Bazı insanlar katiptir. İşte mesela diyelim ki bilfiyel burada kadiyye, mucebe, cüz'iye musavvara'dır. Çünkü ba'du sur'dur. Ve suruha ba'du ve vahidun gibi şeylerdir. Ve bisselbi eğer hükümsel bile verilirse, fehiye salibetun cüz'iyetun musavvara'tun da salibe cüz'iye musavvara'dır. Ke kavlina ba'dul insani leyse bi Bazı insanlar katip değildir. Ve suruha bunun soru bu salibeye cüz'iyenin soru ise kullu ve ba'du ve ba'du leyse. Bu kelimeler. Bak leyse kullu hepsi değil. Leyse ba'du bazı, bazısı değil. Ba'du leyse bazısı değildir gibi ee, bu şekilde surlar kullanılır. Evet bu sur, sur dedik de sur nedir acaba? Şimdi bize biraz surdan bahsedecek. Ve suru sur kelimesi mehuzun min suril beledi Evet, şehrin e, diyelim ki e, şehrin surundan ismini almıştır. Bir şehirin e, suru olur mesela Diyarbakır surları gibi. İstanbul surları gibi. Fe innehu bu sur kema yahsurul belede nasıl ki o şehri çevreliyor. İçine alıyor. Ve yuhidu bihi onun etrafını tamamen kaplıyor. Etrafını dolaşıp çevreliyor. Kezalike hadihil esvaru aynı şekilde burada kullanılan bu kadiyelerde kullanılan sorular da tahsuru efradel mevdu'i. Evet mevdu'un fertlerini hasrediyor. Onları içine alıyor, onların etrafını e, ne yapıyor? Çevreliyor ve tuhitu biha ve o fertlerin çevresini kaplıyor. Onun için böyle bir benzerlik olmuştur tabi birisi hissidir birisi manevi ve akliidir bu şekilde bir benzerlikle oradaki sur burada da kullanılmıştır mantık halinde. Hâzâ fil hamliyati burada buraya kadar zikrettiklerimiz hamliye olan kadiyelerdeki durumdu oradaki surlardır. ama fi şartiyat ya maşrudi olan kadiyelerde fe hususuha ve husuruha ve ihmaluha bi taayyunul azmani VE awdahi. Evet demek ki şartiye olan kadiyelerdeki hususiyet, evet hususu o şartî kadiyelerin hususiyeti, onun hasri, onun ihmali. Burada ihmen yazmış yanlıştır. ihmaldır burada. İhmaluha diye hareket edersiniz. O iki fethayı da silersiniz, düzeltirsiniz. Ve ihmaluha Evet bu kadiyelerin bu şartı olan kadiyelerin hususiyeti hasri ve ihmalı İhmal ne demek? İhmal suru getirmemektir. Bunları zaten öğreneceğiz. i̇şte yani bunlar ne, neyle olur? Bi teayyünül ezmani. Vel evda'i. Evet. Zamanların ve veda'ların. Evet. Hükümlerin üzerine vaka olduğu veda'ların teayyünü ile olur. Yani bir zaman muayyen olursa ya da bir veda, bir mevdu mesela şey olursa, hususi olursa, e, orada işte bu şekilde e, artık odam da e, hususi olur diyelim ki. Mesela e, ne olur? Müşahhas olur. Şahsi olur. Ve bi ihsariha ve bi ihmaliha. Aynı zamanda mesela o zamanlar mühmel bırakılırsa veya mahsure olursa, orada yine bir hasr kullanılırsa veya ihmal şey yapılırsa ona göre yine isim alır. Mesela mahsure, musevere olur veya mühmele olur. Niye böyle oluyor oralarda? Çünkü şartlı kadiyelerdeki zamanlar bir menziletil etil efradi fil hamliyati. Hamli olan kadiyelerdeki fertler gibidirler. Oradaki zaman, buradaki fertler gibidir. Fekema ennel hükme fiha nasıl ki bu hamli olan kadiyelerdeki hüküm inkana ala ferdin muayyenin minel efradi böyle fertlerin herhangi birisi üzerinde muayyen bir fertte bir ferdin üzerine olursa hüküm fehiye maksusatın, o maksusa olur. Evet burada maksusatın eksiktir onu e, şey yaparsınız. O kadiye maksusadır, Nasıl ki orada böyle olduysa kezalike aynı şekilde fi şartiyati şartı olan kadiyelerde de in hükmü bil ittisali ev il infisali fiha oradaki ittisal veya infisal ile olan verilen hüküm al muayyen mu bir vad'u üzerinde muayyen bir hususiyet üzerine olursa, bir durum üzerine olursa fehiyye mehsusetun o mehsusedir. Ke kavlina in ci'tenil yevme ekramtuk. Eğer bugün bana gelirsen sana ikram ederim. Evet burada mesela bu kadiyemiz kadiyeyi şartiyeyi e, Çünkü el yevm demiş. Bugün ve illa eğer mesela belli bir e, muayyen bir vada üzerine e, şey yapılmazsa, hüküm verilmezse fe in beyyene kemiyetel hükmü eğer hükmün kemiyetini mesela artık onun e, niceliğini belirtirse bi ennehu ala yani mesela bütün vada'lar, bütün durumlar üzerine o hüküm verilmiştir. Ev ala ba'diha ya da bazı durumlar üzerine verilmiştir. Fehiye musavveretun o musavveredir. Yani bütün Vadalar üzerine ise küllidir. Bir kısmı üzerine verilmişse bazı durumlar içine almışsa o cüz'iyedir. Ve illa eğer böyle bir cemi' veya ba'd yoksa içinde o kemiyeti beyan etmemişse fe mühmelet. O zaman kadiyemiz mühmeledir. O zaman fesurul mucebetil külliyetil muttasileti kullema ve mehma ve meta kadiyye -i mucebe kullieye muttasile yani kadiyye şartiyye muttasile şartiye muttasile kulliye ve mucebe olursa onun suru nasıl olur ya kulleme olur ya mehma olur ya meta olur yerine göre ke kavline şu sözümüz gibi kulleme kanet şemsu taliaten her güneş doğmuş olursa fenne mevcudun gündüz mevcuttur bu kadiyemiz nedir kadiyye şartiyye muttasiledir Musevveredir tabi külliyedir. Ve fi şartiyetil munfasileti, munfasile oncalar şartiyede ise ne olur mesela? Sur daimen. Mesela daimen kelimesi olur. Daimen başına gelirse ke kavlina şu sözümüz gibi. Daimen imma en yekûne el adedü zevcen ev fard. Her zaman durum şudur. Aled ya zevc olur ya fert olur. Ya çift olur ya tek olur. Burada daimen kelimesi surdur. Bu kadiyemiz kadiye şartiyemın fasiledir ve kulliyedir çünkü başında bir sur var. O da daimedir, daimendir. Artık o daimen onun suru olmuştur. Evet, ee, burada duralım. Yani diğer surları da inşallah gelecek derste açıklayacağız. Ee, zamanımız burada bittiği için burada son veriyoruz. Allah Celle Celaluhu hepimizi muvaffak eylesin. Sizin zihrinizi artırsın, ilminizi artırsın. Allah'a emanet olun. Allah Celle Celaluhu bütün kötülüklerden, bütün bela ve musibetlerden hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alem.